değerlendirildi, ele alındı. Ancak tabii burada şunu belirtmemiz lazım. Batı dünyasındaki tepkiler, o olaya yönelik Batı dünyasındaki tepkiler de alabildiğine naifti. Çok zayıftı, cılızdı. Adeta sanki görmezlikten gelen veya meseleyi farklı mecralara kaydırmaya çalışan, işin özünü hiçbir şekilde tartışmayan, ortaya koymayan bir tutumdu. Özellikle global anlamda batılı önemli devletleri söylüyorum. Amerika olsun, İngiltere olsun filan. Yoksa başka devletlerden tepkiler gelmişti. Şimdi bu olay tabii dünyada Müslümanlara yönelik bir saldırıydı. Ve Hristiyan dünyasını suçlayan, onları terörle anan, her ne kadar isimlendirilmese bile böyle, bir saldırı oldu. Şimdi bunun şahsen o günlerde ben de şunu düşünüyordum. Bunun mutlaka bir yerden bir saldırıyla karşılığı verir. Yani bunu örtbas edecek, bunu unutturacak, ne bileyim başka yine kanalize edecek ve yine İslami Müslümanlar üzerine bu işi yıkacak bir saldırı ile bunun cevabı verilir diye şahsen düşünüyordum. Ki cevap işte Sri Lanka'dan gelmiş oldu. Ben şahsen Sri Lanka değil de daha böyle hani beyazların olduğu, evet, veya daha ön planda gelişmiş ülkelerden bir yerden bekliyordum bu şeyi. Ama Sri Lanka üzerinden verilmiş oldu. Sri Lanka ile tabii Yeni Zelanda'nın bir benzerliği var. Onu da vurgulamak lazım. Hepsi İngiliz milletler topluluğu üzerinde. Son cami saldırıları, son büyük plandaki saldırılar, eğer Fransa'yı katmazsak işin içerisine, son dönemde hep İngiliz milletler topluluğu, evet, üzerinde oluyor. Kanada, İngiltere, işte Yeni Zelanda, şimdi neden Sri Lanka. Ben bunun biraz tabii arka planında global anlamdaki güç mücadeleleriyle ilgili de olduğunu düşünüyorum. Yani oraya belki birazdan da girebiliriz. Yani jeostratejik anlamda. Siz aslında vurgu yaptınız ona biraz. Mesela biz işte bu şeydeki Myanmar'daki olayları hep böyle farklı açılardan da okumaya çalıştık. Ama oradaki mesela bir Çin'in veya Çin'le Hindistan'ın veya daha